dostlarımız 1944 senesinde Emirdağ'a geldiler. Denizli Hapishanesi'nden çıktıktan sonra mecburi ikamet etmek üzere Emirdağ'a göndermişler. Böyle bir yaz günüydü, Ağustos ayında üstadımız buraya geldi. Yanında tam akşam üzeri, yanında iki tane jandarma var. Akşam üzeri gidip karakola teslim olacak. Fakat üstadımız karakola gidip teslim olmadan evvel hükümet meydanında, hükümetin önünde akşam namazını, seccadesini seriyor ve akşam namazını eda ediyor. Halbuki o zamanda, o ortamda öyle bir durum var ki insanları İslam'dan, Kur'an'dan tecrit etmiş bir durumdalar. Camilerde namaz kılamıyor herkes. Kur'an okumayı yasaklamışlar, ezanı Türkçeleştirmişler. Böyle bir ortamda üstadımız hükümet meydanında, hükümetin önünde namazını eda ediyor, akşam namazını. Ve ondan sonra karakola gidiyor. Tabii burası küçük bir yer olduğu için herkes dikkatini çekiyor insanların. Bazı insanlar camiye gidemiyorlar korkularından. Üstadımızın da öyle bir kıyafeti ve çehresi vardı ki, hiç kimsede olmayan bir kıyafeti vardı. Çehresi de hiçbir kimsede, hiçbir hocada yoktu. Acayip bir durum vardı. Böyle yüzüne baktığınız zaman adeta demiri mıknatıs nasıl çeker, insanları öyle cezbediyordu. Yüzünüzü üstadımızın yüzünden, gözünden ayırmak istemiyordunuz. Böyle bir şeysi var, çehresi vardı üstadımız. Daha sonra karakola gidiyor, teslim oluyor. O akşam başçavuş üstadımızı yakın bir otele yerleştiriyor. Tabii abimgil de duyuyorlar. Diyorlar buraya bir büyük hoca gelmiş. Bir gidip ziyaret edelim. Ziyaret etmek de yasak olduğu halde. Her gün otele gidiyorlar. Birer gün arayla abimgil. İlk defa küçük abim gidiyor, Hasan Çalışkan abim. Arıyor, üstadımızın elini öpüyor, hoş geldiniz diyor. Bir ihtiyacınız varsa diyor, temin edelim, yardımcı olalım diye. Ertesi gün Mehmet Çalışkan abim gidiyor. Daha ertesi gün de Osman Çalışkan abim gidiyor. Böyle birer gün arayla üstadımızı hem ziyaret ediyorlar, hem hal hatırını soruyorlar. Hem yardımcı olmak için bir isteği varsa onu temin etmek için söylüyorlar. Tabi bu durum neticesinde üstadımız çok memnun kalıyor. Hem yabancı bir yerde, gurbet bir yerde, kimse bir şeysi yok, yakın bir tanıdığı, akrabası olmayan bir şeyde böyle gelip hal hatır sormalarından, yardımcı olmalarından çok memnun kalıyor. Ve bizim ailenin ilk üstadımızla tanışması bu şekilde başlıyor. Ve artık devam ediyor abimgilin münasebetleri. Sık sık gidip geliyorlar. Daha sonra böyle 15-20 gün geçtikten sonra üstadımız otelde rahat edemez düşüncesiyle yakın bir üstadımızın otele yakın bir yerden ev tutuyorlar. Ve üstadımızı oraya yerleştiriyorlar. Artık üstadımız orada kalıyor, o evde kalıyor. Her gün üstadımız kırlara, havanın müsait olduğu zamanlar kırlara gidiyordu. Şemsiyesini alıyor, su termosu var, onu alıyor ve yürüyerek kırlara gidiyordu. Kırlara gidiyor, kırlarda öyle kuşluk vakti gidiyorsa, öğle namazından sonra namazı orada kırda erda ediyor, tekrar dönüyor. Her gün bu şekilde devam ediyor, şey yapıyor. Tabii dolayısıyla Risale-i Nurlar da buralarda yazılmaya başladı. Abimgil de Osmanlı yazısını bildikleri için onlar da yazıyorlar, şey yapıyorlar. Üstadımız onları tahsih ediyor. O tahsih ettiği risaleleri, formaları başkalarına veriliyor. Risale-i Nurlar bu şekilde böyle çoğaltılıyor, genişletiliyor. 3 sene bu şekilde devam etti Emirdağ Şeysi'nin hayatında üstadımızın. Daha sonra Afyon Hapishanesi çıktı. Afyon Hapishanesi'ne gittiler. Bizim aileden 5 kişi, 3 tane abim, 2 tane oğlu. Diğer kardeşlerden de 15 kişi falan var. 20 kişi sırf Emirdağ'dan gittiler. Diğer vilayetlerden 60'ın üzerinde, diğer 80, umumu 80 civarında Afyon Hapishanesi'ne gittiler. Afyon Hapishanesi'nde 20 ay kaldılar, 2 seneye yakın. Ve neticesinde yine Afyon Hapishanesi'nden sonra üstadımız tekrar Emirdağ'a geldi. Fakat bu sefer mecburi ikamet etmek üzere değil de, yani kendi istek ve arzusuyla Emirdağ'a geldi. İsteseydi başka bir yere gidebilirdi, gitmedi ve buraya geldi. Burada devam etmeye başladı şeysin hayatını. Ve aynı şekilde daha sonra 1952 senesinde işte bu gençlik rehberinin basılması vesaire durumuyla İstanbul Mahkemesi çıktı. Üstadımız birkaç defa oraya gitti. Üstadımız 54 senesinde
İsparta'ya gitti. İsparta'da işte orada kalıyordu. Daha orada 2-3 ay kalıyorsa sonra 15-20 gün geliyor, burada kalıyordu. 1956 senesinde işte üstadımız daha evvel diyordu ki, yani ben bana, çünkü emirde hayatı çok meşakkatli geçmişti, sıkıntılı geçmişti üstadımızın. Buradaki o yaşantıları artık sabredemeyecek hale gelmişti üstadımızın. Daha diyordu ya kabre girmeyi veyahut diyor hapse girmeyi arzu etti. Kabre girmek diyor elimde olmadığına göre canı gönülden hapse girmeyi istedim, arzu ettim. Çünkü o kadar sıkıntı vermişlerdi ki yani baş. Fakat diyordu bu Risale-i Nur'ların neşriyatı tamam oluncaya kadar bana ne yapsalar sabretmeye karar verdim diyordu. Ve 1956 senesi geldi. Risale-i Nur'lar bu şeyin vasıtasıyla Tahsin Turabi, Ali Sen Turabi'nin abisi vardı ya, Tahsin Turabi İsparta milletvekiliydi. Dolayısıyla Menderes'le ve Tevfik İlerdi'yle üstadımızın arasındaki münasebeti temin ediyordu ve onlar daha sonra müsaade ettiler. Şeyler Risale-i Nur'ların matbaada basılmasına müsaade edildi. Şimdi basıldıktan sonra Sözler Mecmuası'nı aynı ciltlemişler, kırmızı ciltle böyle üstadımıza göstermek üzere Tahsin Tolabi'yle ve Ankara'dan Atıf Ural, o zaman hukuk fakültesinde okuyordu. Üstadımıza getirdiler. Dediler, gösterdiler. Üstadımız o kadar çok memnun oldu, görür görmez o kadar çok memnun oldu ki, hani bir çocuk bir arzu ettiği eşyayı, oyuncağı alamaz, bulamaz, bulduğu zaman sevinir. Aynen öyle sevindi. Ne için seviniyordu üstadımız? Kendisi için sevinmiyordu. Daha diyordu okuldaki talebelere, gençlere bu yeni yazıyla basıldığı için, seri olarak basıldığı için onlara ulaşacak. Onlar diyordu Risale-i Nurlardan istifade edecek, okuyacaklar, imanlarını kurtaracak diye gençler bizler için seviniyordu üstadımız. Daha sonra dedi, elini böyle yaptı. Dedi, daha bana ihtiyaç kalmadı dedi. Yani Risale-i Nur'ların neşriyatı tamam oldu. Daha dedi bana ihtiyaç kalmadı dedi. Daha dedi inşallah bundan sonra dedi benim bedelime dedi binler genç sahip bu hizmete sahip çıkacaklar dedi. Şimdi bugün elhamdülillah üstadımızın o sözü de tahakkuk etmiş durumda. Bütün gençlik hakikaten hizmete sahip çıkmış durumda. Üniversite gençliği olsun, vakıflar olsun, diğer şeyler olsun. Allah kendilerinden ebediyen razı olsun üstadımızdan. Bizleri bu yolda bizleri şey yaptığı için, sahip çıktığı için, bizlere sahip çıktığı için kendisinden ebediyen razı olsun.